Merhabalar değerli arkadaşlarım. 2020 yılı için çektiğimiz vatandaşlık videolarında artık sonlara yaklaştık. Kamu hizmetleri kapsamındayız değerli arkadaşlarım. Burada hizmet nasıl sunulur, hangi esaslara, hangi usullere, hangi sözleşmelerle, mal varlığı edinme yöntemleri vesaire gibi konuları konuşacağız. Bir defa kamu hizmetini verirken devlet veya diğer idari kurumlar fark etmez, belli ilkelere göre vermek zorundalar değerli arkadaşlarım. En başta süreklilik ve düzenlilik kriteri. Bunları aslında iki ayrı ilke olarak görmeniz daha mantıklıdır. Yani süreklilik ve düzenlilik algısı. Çünkü olay şurada. Bakın mesela hani her gün ders çalışan birini düşünün değerli arkadaşlarım. Her gün istisnasız ders çalışıyor. Onun için ne diyebilirim? Sürekli diyebilirim. Ama bir gün 1 saat çalışıyor, bir gün 6 saat çalışıyor, bir gün 10 saat çalışıyor, bir gün yarım saat çalışıyor vesaire. Her gün ders çalıştığı için sürekli çalışıyor görülebilir. Ama düzenli çalışmıyor değil mi? Bir sistematiği yok. Bu yüzden mesela her gün 5 saat çalışsa hem sürekli çalışıyordur hem düzenli çalışıyordur değerli arkadaşlarım. Oraya dikkat. Bu yüzden süreklilik ve düzenlilik aslında iki ayrı ilke. Oraya dikkat ediyoruz. Bir diğeri. Kamu hizmet verirken bunu yeni koşullara, yeni şartlara ne yapmak zorunda? Uyarlamak zorunda. Yani hizmet verirken bunu yeni koşullara, yeni şartlara uyarlamak zorunda. Yani değişkenlik algısıyla gitmeli değerli arkadaşlarım. Şimdi nedir mesela? Eskiden böyle adli sicil kaydı alırken ne yapıyorduk değerli arkadaşlarım? Gidiyorduk böyle sıraya giriyorduk adli sicil biriminde. Upuzun kuyruklar oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? E-Devlet'ten girip tıkır tıkır hemen 10 senede çık diye alıp devam ediyoruz. İşte burada ne yapıldı? Hizmetler birazcık sanal platforma, sosyal medya uyarlanmış oldu. Yani değişkenliği sağladık değerli arkadaşlarım. Ve burada şuna da dikkat etmeliyiz. Ana kural hizmetlerin herkese eşit bir şekilde verilmesi. Yani belli bir hizmet şeklinin belirlenmesi ve eşit bir şekilde verilmesi değerli arkadaşlarım. Şimdi burada o zaman nesnellik ve eşitlik de ön planda. Yani herkese genel kural aynıdır. Ha, istisnai durumlar olur. Mesela sosyal yardıma ihtiyaç duyan insanlar olur vesaire. Veya işte kadın erkek noktasındaki pozitif ayrımcılık mantığını düşünün. Bunlar işin istisnai tarafları. Ama ana kural kamu hizmetleri herkese nesnel ve eşit şekilde verir. Ve yine kural olarak kamu hizmetleri nasıldır değerli arkadaşlarım? Bedelsizdir. Yani hizmetler dediğimiz gibi kesintisizdir. Ve belli bir şekilde gerçekleşir. Hep sabittir. Yani sürekli ve düzendir. Hizmetleri yeni koşullara uyarlayabiliriz. Bu yüzden değişkenlik atfı vardır. Herkes aynı şekilde verilir. Nesnel ve eşittir ve kural itibariyle sosyal devlet mantığı gereği nasıldır değerli arkadaşlarım? Bedelsiz bir şekilde yerine getirilir. Şimdi kamu hizmetinin türlerinden de gidecek olursak, yani hizmet türleri algısıyla gidecek olursak, vaka bizim için neresidir? Bu hizmet türlerinin hadise bizim için neresi? Kamu hizmeti türlerinde değerli arkadaşlarım altını, üstünü, sağını, solunu çizerek söylüyorum. Devletin verdiği en temel hizmetler, adalet gibi mesela, savunma gibi, güvenlik gibi vesaireler bizim için nedir? İdari kamu hizmetleridir. Devletin verdiği en temel hizmetler bizim için idari kamu hizmetleri olarak düşünülür değerli arkadaşlarım. Bu kenarda en temel yani... Ya devlet bunu tabii ki yapacak. Mesela adaleti tabii yapacak. Savunmayı tabii ki dediğimiz o en temel, en omurga hizmetler nedir? İdari kamu hizmetleridir. Peki devletin ekonomik hayata müdahale etmek için verdiği hizmetler bizim için nasıl değerli arkadaşlarım? İktisadi kamu hizmetleri. Yani o ekonomik hayat vurgusuyla hareket ettiklerimiz iktisadi algı değerli arkadaşlarım. Mesela hani kit falan kurup müdahale ediyorduk. Merkez Bankası faiz oranlarını belirliyordu vesaire. Bunlar hep ekonomi politikaları. Bu da bizim için iktisadi hizmetler. Sosyal hizmetler ne? İlla ki serbest piyasa ekonomisi mantığında ne vardır değerli arkadaşlarım toplumda? Sınıf farklılıkları vardır. İşte o sınıf farklılıkları algısıyla gittiğimizde olay bizim için nasıl gelişecek? Şimdi üst gelir gruplarıyla alt gelir gruplarının maddi durumları farklı olduğu için bunların ihtiyaç dengeleri veya talepleri farklılaşacak. Ve işte bir yerde alt gelir grupları devletten daha çok talepkar olacaklar. İşte devletin temel görevi yukarı ile aşağı arasındaki o farkın artmasını önlemektir. Yani sınıfları birbirine mümkün mertebe yakın tutmaktır. Hani serbest piyasa ekonomisinde bunu sıfırlayamazsınız belki ama uçurum da olmamalı. Çünkü uçurum olursa devlet düzeni sarsılır.
Bu yüzden değerli arkadaşlarım, sosyal hizmetler, kimsesizlere yapılan yardımlar vesaireler gibi maliyede transfer harcamaları, sübvansiyonlar şeklinde konuşabileceğiniz bir başlık. Bu yüzden mesela sosyal yardımlar bizatihi bu kapsamda değerli arkadaşlarım. Şu üçü devletin en temel görevleridir. Yani şu üçleme bizim için devlette en temel görevdir değerli arkadaşlarım. Bu üçünü sağlayan devletler daha sonra neye yönelirler? En temel hizmetleri veriyorlar. Bilimsel hizmetlere, kültürel hizmetlere vesaire yönelirler. Yani orada birazcık daha ne yaparlar değerli arkadaşlarım? Süreci farklılaştırırlar. O bilimsel teknik yapıyı birazcık daha ön plana çıkarırlar. Mesela artık kültür bakanlıkları daha böyle ciddi bütçe almaya başlar. İşte atıyorum böyle her yerde devlet tiyatrolar açar, üniversiteler açar vesaire. Yani belirli standartları oluşturan devletler artık bilimsel ve kültürel hizmetler sunmaya başlarlar değerli arkadaşlarım. Peki bu hizmetleri hangi usullerle görürler? Bu hizmetlerin görülme usullerine bir bakalım. En başta emanet usulü. Emanette dediği olay şu bizim için. Her şey kamu tarafından yapılacak. Özel sektör işin içinde olmayacak emanet usulünde. Yani mesela adalet hizmetleri için bunu diyebiliriz. Savunma hizmetleri için bunu diyebiliriz. İç güvenlik için bunu diyebiliriz. Bu yüzden hizmet, tekrar söylüyorum, sadece kamu tarafından yerine getirilirse emanet usulüdür. Ruhsat usulünde ise işi özel sektörü yapıyordur. Kamu burada sadece ne yapar konuya? Onay verir veya çalışma izni verir. İşte hani çalışma ruhsatın var mı falan neler ya o işletme için. Yani burada kamu sadece denetleyici rolüdür değerli arkadaşlarım. İşi komple yapan özel sektördür. Peki müşterek emanette ama. Müşterek emanette her şeyi devlet ortaya koyar ve özel girişimciye der ki bak sermayesi, sahası, şunu bunu benden. Sen sadece işi yap, yani emeği ortaya koy, ücretini al. Mesela devlet bana dedi ki bir sahada ne kur, bir alanda ne kur? Devlet bana dedi ki bir alanda kolej kur. Bu bölgenin kalkınması lazım dedi. Şimdi bir alanda kolej kurmaya kalktığımızda değerli arkadaşlarım, bir saha itibariyle belirlendiğimizde olay bizi nereye getirecek? Dedi ki devlet, o bölge kalkınma bölgesi. Ben sana parayı veriyorum, araziyi belirle, okulu yaptır, öğretmen kadrosunu belirle, sen işi koordine et. Bunun karşılığında bir maaş al dese, emeğini koy, ücretini al diyor. Bu bizim için nedir? Müşterek emanet. Bak yine işin omurgası kamuda. Neden? Her şeyi o yapıyor. Sen sadece işi koordine et diyor. O yüzden bu da bir emanet usulüdür aslında. Ama özel kişi de burada emeğini ortaya koyup belirli bir ücret aldığı için, o da sürece müştereken dahil olduğu için müşterek emanet diyoruz. İltizamlı ise şu vardır. Osmanlı'da vardır değerli arkadaşlarım. Mültezim dediğimiz bir girişimcilik noktası. İltizamdaki hadise bizim için şu. Özel girişimci, değerli kardeşlerim burada buna dikkat. Özel girişimci olaya şöyle yaklaşır. Özel girişimdeki hadise olaya şöyle yaklaşır. Der ki burada özel girişimci, bakın değerli arkadaşlarım. Ben işi yaparım ama belli bir yüzde veya oranla yaparım dese. İşi yaparım ama belli bir yüzde veya oranla yaparım dese. Biz buna ne diyoruz değerli arkadaşlarım? İltizam usulü diyoruz. Bu işi yapan özel girişimciye de mültezim diyoruz. Bununla müşterek emaneti hep karıştırırlar. Bak müşterek emanette kamu kar etmiş, zarar etmiş, özel kişi hiç bakmaz. Ücretini alır, çekilir. Ama iltizam mantığında ne vardır değerli arkadaşlarım? Oradaki mültezimde bu işten ücret almaz. Belli bir pay veya bir yüzde alır değerli arkadaşlarım. Oraya dikkat. İmtiyazda ise özel girişimci der ki sen dur. Her şeyi sıfırdan ben yapacağım. İşi kuracağım, işleteceğim, yapacağım. Her şeyi ben yapacağım. Ama ben her şeyi yaparım. Bu işi de layıkıyla yaparsam senden bazı ayrıcalıklar elde ederim der kamudan. Bu yüzden de o usulün adı bizim için nedir? İmtiyaz usulüdür. Mesela ben dedim ki, sallıyorum, ben köprü yapacağım dedim. İşte kamunun ihtiyacı olan, toplumun ihtiyacı olan bir köprüyü yapacağım dedim. Ama bu köprüyü layıkıyla yaparsam ve çok verimli olursa, bundan sonraki ihalelerde öncelik alırım desem. Buradaki usul benim için ne olacak? İmtiyaz usulü. Vergi borçlarım ötelensin desem, imtiyaz, bak ayrıcalık alacağınız her tip sözleşmeyi düşünün. Anayasaya ve kanunlara uygun olmak şartıyla alacağınız
Her tip ayrıcalıklı usul bizim için imtiya usulüdür değerli arkadaşlarım. Buna da dikkat. Peki, şimdi sözleşme türlerine gelelim. Özel girişimci değerli arkadaşlarım, buradaki iltizam usulüne göre yapılan sözleşme benim için nedir? Mali iltizam. Sözleşmeyi yapan özel girişimci ne? Mültezim. Ne yapıyordu? İşi yaparım, işten belli bir pay veya yüzde alırım dese. Bu benim için nedir? Mali iltizamdır değerli arkadaşlarım. İstikraz dediği, yani şunun sözleşme halidir mali iltizam. İstikraz dediğine, istikraz borçlanmadır. Kamu bazen nakde sıkışır değerli arkadaşlarım. Orada ne yapar? Tahvil, bono gibi araçları biraz daha ön plana çıkarıp vatandaşın elindeki o nakdi sermayeyi kendine çeker. Bir nevi kamunun borçlanma sözleşmesidir. Der ki paranı ver, tahvil al, şu sürenin sonucunda sana şu kadar bir getiri vaat ediyorum der mesela. Bu yüzden değerli arkadaşlarım borçlanma mantığı burada devreye girer. Peki, imtiyaz usulünün gereği olan sözleşmeler, yani yukarıdakilerin sözleşmeleridir bunlar. İmtiyaz usulüne yapılan sözleşmeler nedir değerli arkadaşlarım? İmtiyaz sözleşmesi. Kamu adına imtiyaz verme, devlet adına imtiyaz verme yetkisi daha doğrusu kimde? Cumhurbaşkanlığında değerli arkadaşlarım. Kamu adına imtiyaz yetkisi Cumhurbaşkanlığı makamında. Peki, siz uzmanlık bilginiz sayesinde bir yerde çalışmaya başlıyorsanız ve bu çalıştığınız kurum bir kamuysa, uzmanlık bilgi sebebiyle yapılan istihdamdaki sözleşme nasıl? Hizmet sözleşmesi. Hani mesela burada ne yapıyoruz? Sözleşmeli öğretmen alımı diyoruz mesela. Orada o öğretmenden ne bekliyoruz? Hizmet bekliyoruz. Karşılığında ne veriyoruz? Maaş veriyoruz mesela. İşte orada yapılan sözleşme benim için ne? Hizmet sözleşmesidir. Bir dönem polis okullarında ders vermiştim. Orada mesela ne yapıyorduk? Aynı bu şekilde bana diyorlardı ki 3 gün ders ver, şu kadar ücretini al. Ben de orada sözleşmeyle bunu sabitliyorduk. Ben de orada dersimi veriyordum, ücretimi, maaşımı alıyordum değerli arkadaşlarım. İşte orada yaptığımız bizim için ne? Hizmet sözleşmesiydi gibi mesela. Bir diğeri, yeraltı, yerüstü kaynakların işletilmesi. Bir diğeri bizim için, yeraltı, yerüstü kaynakların işletilmesi. Burada dikkat edilecek nokta bizim için ne? Mesela maden rezervlerinin, petrol rezervlerinin işletilmesine dair. Özel girişimci diyor ki, burası, bakın şunu unutmayın, ülkedeki bütün yeraltı, yerüstü kaynakları kamuya aittir. Devlete aittir daha doğrusu. İşte burada özel girişimci der ki, ben bu maden rezervini işleteyim. Oradan kömürü çıkartayım, satayım. Piyasa, yani şöyle bir şey, devletten o kömürü satın alıyor gibi girer. Maliyet bedeliyle satın alıyor gibi girer. Piyasaya satar, devlete maliyet bedelini verir. Bu maden işletmeleri, kömür işletmeleri mantığı budur. Yeraltı, yerüstü kaynaklarının işletilmesi ve artık 82 Anayasası'nda var olmayan bir sözleşme tipi. Orman işletme sözleşmeleri değerli arkadaşlarım. Orman işletme sözleşmeleri şu an yok. Neden? 82 Anayasası'nda şöyle bir hüküm var. Ormanlar devletin bakım onarım ve tasarrufu altındadır. Bu yüzden ormanların işletilmesi diye bir sözleşme tipi yapılamaz. Bak, ormanlık araziye işletme kurabilirsin ama bütün ormanlık arazinin işletilme hakkını devralamazsın. Ilgaz Dağı'nı ben işleteyim diye bir şey olmaz mesela. Tabii değil mi? Ama Ilgaz Dağı'nın alanı üzerine kamunun izin verdiği ölçüde bir işletme kurabilir. Mesela atıyorum bir balık tesisi vesaire kurulabilir gibi atıyorum. Ama oranın komple işletilmesine dair bir tasarruf söz konusu değil değerli arkadaşlarım. O hususa çok çok dikkat ediyoruz. Şu an hukuk sistemimizde orman işletme sözleşmeleri de yok. Onu da belirtmiş olalım. Gelelim değerli arkadaşlarım idarenin yetkileri kapsamına. İdare kural koyabilir. Kararnamelerle, yönetmeliklerle kural koyabilir. İşte burada şuna da çok dikkat edin. Kural koyma yetkisine biz düzenleyici işlem yapma yetkisi diyoruz veya düzenleme yetkisi. Bundan sonra bankacılık sektöründe bunlar olacak. Faiz oranları şu olacak, bu olacak dersen ne yapmış olursun? Düzenleme yapmış olursun. Yönetmelikler mesela bunun en somut örneğidir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri en somut örneğidir değerli arkadaşlarım. Burada şunu da unutmuyoruz. Yönetmeliklerde daha önce de ifade ettim tekrar söylüyorum. 2017'den itibaren Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri ne yapma iradesine sahiptir? Yönetmelik yapma iradesine sahiptir değerli arkadaşlarım. Bu hususu da belirtmiş olalım. Ve
Eğer düzenlememe uymazsan diyor idare, ne de yapabilirim? Yaptırım da uygulayabilirim. Yani idare tek taraflı yaptırımlar da uygulayabilir değerli arkadaşlarım. Bu hususta belirtmiş olalım. Ve idare hizmetlerini vermek için ne de edinebilir? Mal varlığı da edinebilir. Hizmetlerini vermek için mal varlığı da edinebilir. Şimdi idarenin mal edinme yöntemlerine bir bakalım değerli arkadaşlarım. İdare hangi usullerle mal edinebilir? Ona da bir bakalım değerli arkadaşlarım. Şimdi kamulaştırmayı geniş konuşacağız. Burada o yüzden buraya bir dikkat. Bunlar mal edinme yöntemleri. İdare bir hizmet verecek. Mesela yol yapacak. Ama yolun tam geçeceği arazide birinin arsası var. Şimdi o arsayı almamız lazım. Ama adam vermiyor burada. Biz diyeceğiz ki toplumun menfaati bu yolun yapılmasını zorunlu kılıyor. Bu yüzden o arazi sahibinden onu zorla alacağız. Bedelini ödeyerek tabii ki. Müsaade, genel müsaade yasak demiştik. Bedelini ödeyerek alacağız. Niye böyle bir şey yaptık? Toplumun menfaat diyoruz. O zaman kamulaştırmada ana amaç nedir değerli arkadaşlarım? Kamu yararıdır. Kamulaştırmada ana amaç kamu yararı. Peki bu kamu yararını sağlamak için yeri gelip kamu gücü kullanabiliyor muyuz? Evet, bu kamu yararını sağlamak için yeri geliyor kamu gücü kullanabiliyoruz değerli arkadaşlarım. O hususta çok çok dikkat ediyoruz. Peki devam edelim. Bir tık daha devam edelim hadiseye. Şimdi bunu ödemesini yapacağız. Adamın evden arazi alıyoruz, ödemesini yapacağız. Burada şuna dikkat. Ödeme kural itibariyle peşindir. Yani aynı zaman diliminde hemen ödenir. Ödeme kural itibariyle peşindir değerli arkadaşlarım. Buna dikkat. Burada olaydaki vaka şu. Bu ödeme kural itibariyle peşindirdeki vaka şurası bizim için. Altını üstünü çize çize söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Ödeme kural itibariyle peşindir de. Türkiye'de peşinle nakit kavramları karıştırılır. Peşin ödemenin zamanıyla alakalıdır. Hemen ödemedir peşin. Peşinin bu anlamda zıttı vadiridir. Peşin mi vadiri mi algısı. Peşin tekrar söylüyorum. Bu anlamda özel bir durumdur. Ödemenin hemen yapılmasıyla alakalı bir kavramdır. Buna dikkat. Şimdi burada dikkat edilecek nokta. Tamam bu ödemenin hemen yapılmasıyla alakalı. Eyvallah bir sıkıntımız yok. Burada dikkat edeceğimiz nokta kıymetli kardeşlerim. Bizim için neresi? Vadeli noktası zıttı dedik ya. Nakitle peşin aynı şey değil. Mesela nakit ödemenin para olarak yapılıp yapılmamasıdır. Bu yüzden nakitle peşin başkadır. Mesela ben bir evi beğendim. Dedim ki ne kadar evin değeri? 300 bin. Benim de başka bir mahallede evim var. Onun da değeri 300 bin. Tamam sen evi bana ver. Ben de benim evimi sana vereyim desem. Adam da kabul etti. Hemen gittik tapuda birbirimizin üstüne tapuları ne yaptık? Yaptırdık değerli arkadaşlar. Hemen aynı gün bak. Ödeme peşin oldu. Peki para olarak mı dedik? Hayır. Nakit değil demek ki. Aynı olarak ödedik. İşte mal varlığı olarak yapılan ödemelere biz ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Aynı ödeme diyoruz. Bu yüzden peşin ödemenin zamanı ile ilgilidir. Nakit ödemenin para olup olmaması ile ilgilidir. Şimdi bunlar neden? Burada lazım. Kamulaştırmada bedel kural olarak peşin ödenir. Buna dikkat. Kamulaştırmada bedeli kural olarak peşin ödüyoruz. Ama büyük projelerde baraj yapımı, santral yapımı vesaire gibi büyük projelerde neye dikkat ediyoruz kıymetli arkadaşlarım? Büyük projelerde taksitlendirilebilir bu ödeme. Ve bu ödemenin taksitlendirme süresi de en fazla 5 yıldır. Taksitlerde yıllık ve eşit olur. Tekrar söylüyorum. Büyük projelerde ödenen ödeme dengesi 5 yıla yayılacak. Şimdi burada vatandaş ne diyecek? Bir dakika dur öyle diyecek ya. Bir dakika dur. Orada sen benim arazimi alıyorsun. 5 yılda ödüyorsun bunu. Para? Parayı 5 yıla. 300 bin arazi 5 yıla yaydın 60-60. Benim para pul oluyor diyecek. Neye getiriyor lafı? Faiz diyor. Faiz verecek mi onu bir söyle diyor. Evet verecek. Merkez Bankası'nın A grubunda falan şey diye anlatırız. Kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reis kontrol oranı falan diye gider orada. Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranı. O faiz oranı üzerinden ne ödemek zorunda? Faiz ödemek zorunda. Buna dikkat. Neden? Mağduriyet yaratıyorsun. Peki burada herkesin aklına gelir? Mutlaka peşin ödemek zorunda olduğun bir durum yok mu? Var. Küçük çiftçiyle alakalı durumlarda mutlaka peşin ödeme yapmalı. Neden? Oradan geçiniyor adam. O araziden geçiniyor. Arazi alıp sen taksit ödesen ne olur? Bu yüzden küçük çiftçiyle alakalı durumlarda ödeme mutlaka peşin olmak zorunda değerli arkadaşlarım. Buna da dikkat. Ödeme
Nakit de olabilir, aynı da olabilir. Nakdi ödeme de yapabiliriz, aynı ödeme de yapabiliriz değerli arkadaşlarım. Kamulaştırmada. Ana amaç kamu yararıymış. Kamu gücü kullanıyormuşuz. Ödeme kural olarak peşinmiş. Taksitlendirirse, vadelendirirse 5 yıla kadar yayılabiliyormuş. Yıllık ve eşitmiş taksitler Merkez Bankası'nın belirleyeceği faiz oranı üzerindenmiş. Ödeme nakdi de olabilirmiş, yani para olarak da olabilirmiş. Mal varlığı olarak da olabilirmiş değerli arkadaşlarım. Kamulaştırmada olay bu bizim için. Küçük çiftçiyle alakalı kamulaştırmalar mutlaka ve mutlaka ne yapılmalı? Peşine olmalı diyoruz. İstinvaldeki durum. İstinvaldeki hadise şu. Aciliyet arz eden durumlarda kamunun taşınırlara el koyması hadisesi. Hani filmlerde falan şey olur. Eskiden yılan hikayesi falan vardı mesela. Bu Memoli vardı orada jöleli kafalı. O mesela ne yapıyordu? Bir kral vardı filmin kötü adamı. Orada Memoli bunu kovalarken yoldan geçen bir araca el koyuyordu. Genelde bu şahinleri falan el koyuyordu. O şahinden o Porsche Mercedes falan yakalıyordu. Şimdi orada emniyetin o araca el koyması benim için ne istimval işte. Olağan dışı durumlarda taşınırlara el koyması hadisesi. Peki burada mal edinmedik ki. Şunu diyor. Eğer taşınıra telafi edilmez düzeyde bir zarar verildiyse kamu bunu belirli değer üzerinden satın almak zorunda. Telafi edilemez düzeyde bir zarar verildiyse kamu bunu belirli değer üzerinden satın almak zorunda. Bu yüzden bir ne olarak geçer değerli arkadaşlarım? Bu yüzden altını çizerek söylüyorum, bir mal edinme yöntemi olarak geçer. Normalde bir mal edinme yöntemi değildir aslında. Kullanma yöntemidir ama kullandığın aracı telafi edilmez düzeyde bir zarar verdiysen almak zorundasın diyor. Oraya dikkat. Peki geçici işgaldeki hadise ne bizim için? İstinvalin konusu taşınırlarmış, unutmuyoruz. Ve durumun olağan dışı olması lazımmış. Geçici işgalde hadise ne bizim için? Bir arazi bize lazım. Oraya santral falan yapılacak mesela. Ama oraya o santral yapılana kadar etrafı da bize lazım. Değil mi? O iş bitene kadar etrafı da bize lazım. İşte o etrafı bize lazım, geçici olarak lazım. Bu etrafın şantiye kuracağız, iş makineleri geçecek, o olacak, bu olacak mesela. O araziyi satın alsam maliyet bedeli yürür gider. Ama ve lakin zorunlu olarak kiralasam bu duruma ben ne diyorum? Geçici işgal diyorum. Yani geçici işgal bir nevi zorunlu kiralamadır değerli arkadaşlarım. Bedelin ödenmesi suretiyle bir nevi zorunlu bir şekilde kiralamadır. Şimdi olay bu örgüye geldiğinde, bu zorunlu kiralama döngüsüne geldiğinde kıymetli arkadaşlarım. Şuna çok dikkat edeceğiz burada. Buna çok dikkat edeceğiz. Geçici işgalde de o araziye yine telafi edilmez düzeyde zararlar verdiysek. Geçici işgalde yine o araziye telafi edilmez düzeyde zarar verdiysek. Mesela o santral yapılırken kimyevi malzemeler araziye döküldüyse, toprağın nüfusu yani dokusu bozulduysa, toprağı nüfus edip dokusunu bozduysa, biz daha sonra o arazileri sahiplerine geri versek bile ekip biçemeyecekler, mahsul elde edemeyecekler çünkü. Telafi edilmez zararlar verdik değil mi? O araziyi belirli değer üzerinden satın almak zorundayız işte gibi değerli arkadaşlarım. O zaman mevzu bize nasıl olacak? Geçici işgalde arazilerde tekrar söylüyorum. Belirli değer üzerinden şu ikisinde telafi edilmez düzeyde zararlar verdiysek satın almak zorundayız. Ve sonuncusu devletleştirmeye gelelim. Devletleştirmedeki hadise şudur. Bir hizmetin komple devletin tekeline alınmasıdır. Yani o hizmetin sadece devlet tarafından yapılmasıdır. Mesela bugün adalet hizmetleri için bunu diyebilirsiniz. Savunma hizmetleri için bunu diyebilirsiniz. Demir yolu ulaşımı için bunu diyebilirsiniz. Hava meydanlarının kontrolü için bunu diyebilirsiniz mesela değerli arkadaşlarım. Bak hava yolu ulaşımı demiyorum. Hava meydanlarının kontrolü diyorum. Devlet hava meydanları işletmesi yazar bütün havaalanlarının önünde. DYM'yi yazar. İşte bunlar sadece devlet tarafından görülen hizmetlerdir. Bir hizmetin sadece devlet tekeline alınmasıdır. Peki bir hizmetin sadece devlet tarafından yürütülmesi çok büyük bir karar değil mi? Yani ülke çapında bir karar değil mi? Bu kadar büyük bir karar idari işlemle olmaz. Mutlaka yasayla olur. Devletleştirme işlemi mutlaka yasayla olur. Peki bu durumda devletleştirme mutlaka yasayla olursa devletleştirmenin yargısal denetimini kim yapar? Anayasa Mahkemesi yapar. Bu mutlaka yasayla olursa devletleştirmenin yargısal denetimini
Anayasa Mahkemesi yapar değerli arkadaşlarım. Bu hususu unutmuyoruz. Bunu da bir belirginleştirmiş olalım kendi içinde. Peki, şimdi devletleştirmedeki en temel, en ciddi vurguya bir gelmiş olalım. Diğerlerinden farklı olarak eğer kıyas sorusu getirirse, diğerleri idari işlem ne olur? Devletleştirme yasayla. Diğerlerinin ana mantık yargısal denetim idari yargıdır. Oysa devletleştirmenin anayasa yargısıdır değerli arkadaşlarım. Bir dipnotla özelleştirme dipnotuyla süreci tamamlayalım. Özelleştirme kavramı anayasamıza 1999'da girmiş bir kavram. Bu dediğim zaman öğrenci arkadaşlarım hep yanlış yorumluyor. Özelleştirme Türkiye'de ilk kez 99'da oldu falan zannediyor. Hayır bak ne diyorum? Özelleştirme zaten vardı da anayasal bir kurum olması 1999. Yani özelleştirmenin bizim için anayasal bir kurum olması 1999'dur değerli arkadaşlarım. Özelleştirmenin mantığı şudur. Kamunun verimli olmayan ekonomik işletmelerinin özel sektöre devridir. Verimli olmayan ekonomik işletmelerin özel sektöre devri. Bu yüzden özelleştirme küçük bir devlet ister. Sosyal devletle zıt bir kavramdır. Müdahaleci bir devlet istemez. Serbest piyasa ekonomisini çok sever. İktisatta A grupları falan görürler. Jandarma devlet diye bir model vardır. Devlet adaletle savunma dışında hiçbir şey yapmasın. Özel sektör işaretsin diyen bir anlayış vardır. İşte buna geldiğinde özelleştirme bu yapıyı çok sever. Müdahaleci devlet değil, küçük devlet sever. Adaletle savunma dışında hiçbir şeye karışmasın der. Bu yüzden de kamunun elindeki ekonomik işletmelerin, hele ki verimli olmayanların özel sektöre devrini destekler değerli arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum, anayasamıza dahil oluşu 1999'dur. Peki, dilerseniz şimdi sorularımıza geçelim kıymetli arkadaşlarım. İlk sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki idari sözleşme türlerinden hangisi artık ülkemizde uygulanmamaktadır? Ormanların bakım onarım ve tasarrufu artık devlette olduğu için orman işletme sözleşmeleri uygulanmamakta. Özelleştirme kavramı az önce konuştuğumuz gibi anayasamıza ne zaman dahil oldu demiştik? 1999'da. Ne olur o yanılgıya düşmeyin. Özelleştirmeyle biz 99'da tanışmadık. Anayasaya girişi 99'dur. Oraya dikkat. Buna çok benzer bir kurum sınavı sorusu var çünkü. Kamunun borçlanması. Borçlanma sözleşmeleri neydi? Tahvil, bono gibi şekillerde olur demiştim. İstikrar sözleşmeleriydi. Bu yüzden borçlanma benim için istikrar sözleşmeleri. Kamunun aciliyet gerektiren durumlarda taşınırlara el koyması. Neyle izah ediliyordu değerli arkadaşlarım? Memoli arabaya el koyuyordu. İstimval durumumuz. Devletleştirmenin yargısal denetimini kim yapar? Devletleştirmede aşık unutmuşuz burada. Hadi şunu da koy verelim biz. Esas cevabı unutmuşuz. 4 şıklı da ilginç oluyormuş yani sorular. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi devletleştirmenin yargısal denetimi. Neyle yapılıyor devletleştirme? Yasayla yapılıyor. Yasaların uygunluğunu kim denetliyor bu ülkede? Eklemesini yaptığımız Anayasa Mahkemesi hallediyor bu işi değerli arkadaşlarım. Peki, kamulaştırma işleminde vade süresi taksitlendirme yapılırsa en fazla ne kadardı? Kaç yıldı daha doğrusu? 5 yıldı. Ama burada neyi unutmuyordunuz? 5 yıla yayılırsa faiz yükümlülüğü doğuyor. Merkez Bankası'nın belirleyeceği oranda ve küçük çiftçi ile alakalı kamulaştırmalarda altını çizerek söylüyorum. İfa yani ödeme peşin yapılır değerli arkadaşlarım. Böylece idare hukukunun temel kavramlarını da yani kamu hizmetleri kısmını da halletmiş olduk. Kamu görevleri videomuzla sürece devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz saygı ve hürmetle kalın efendim.